Bugün biraz kendimden bahsedeceğim. Daha doğrusu Artı Gerçek, Artı TV ve Artı Gerçek TV'den ayrıldım. Bunlardan birazcık bahsedeceğim, nedenlerinden bahsedeceğim. Esasında geçtiğimiz hafta ay sonuna kadar yazacağımı ve programlara devam edeceğimi söylemiştim. Bir ay daha bana katlanacağınızı söylemiştim ama gelişmeler o şekilde olmadı. Yani gelişmeler o şekilde olmadı derken bir gelişme olmadı. Yani nedenler, niyeler falan pek tartışılmadı. Benim rahatsızlıklarım başından beri vardı. Bunların bir kısmını yazdım. Yani önce şu çok önemliydi benim için. Türkiye'de yapamadığımız bir şeyi yani basın anlamında, gazetecilik ya da televizyonculuk anlamında yapamadığımız bir şeyi yurt dışında yapacaksak bunun daha radikal olması gerekiyordu. Bunu söylerken benim radikal olmamdan kaynaklı bir şey değil bu. Eğer ülkede faşizm varsa ve istediğiniz demokrasi mücadelesine basın yoluyla istediğiniz bir şekilde yapamıyorsanız ve bunu yurt dışında yapma kararı aldıysanız o zaman şöyle bir politikanız olur sizin. Yani daha sert, daha radikal, daha vurucu bir politikanız olur. Biz bunu böyle yapmadık. Bizim yapmaya başladığımızdan itibaren 5 yıl önce şöyle bir tartışma yürüdü kendi içimizde. Türkiye'yi düşünelim, İstanbul'u düşünelim, oradaki arkadaşları düşünelim. Bu şu demekti yani Türkiye'dekiler gibi bir yayın yapalım. Ben de hep şunu iddia ettim ya peki biz o zaman niye bunu burada yapıyoruz? O zaman Türkiye'de yapabilirdik. İsterseniz ben de buradan yazı gönderirdim. O zaman ona göre yazarsın işte vay bu Türkiye'nin gazetesi, Türkiye'nin elektronik gazetesi, Türkiye'nin televizyonu der ona göre bir yayın yaparsınız. Ama bu işi Almanya'dan yapıyorsanız o şekilde yaparsınız. Yani eminimdir ki Lenin falan broşürler çıkartırken yurt dışında çarkızar mı diye düşünmemiştir herhalde. Biz iktidara karşı bir yayın yapıp iktidar bize kızar da bizi cezalandırır mı acaba diye düşünerek yaptık. Ben buna karşı çıktım uzun müddet ama gene de kendimce kendi bildiğim doğrultuda programlar ve yazılar yazdığım için ciddi bir şekilde 5 yıl kendime izin verdim. Yani bu politikaya izin verdim ama devamlı bunu tartıştım. Bunun böyle olmaması gerektiğini söyledim. İkinci benim tartışmam şuydu. Bu Türkiye'de çok yapılan ve son dönemde çok gündemde olan bir tartışma. Biz mücadeleyi Erdoğan'a ve AKP'ye karşı mı veriyoruz yoksa onun tepesinde bir sistem var ona karşı mı veriyoruz? Derdimiz Erdoğan'ı devirmek ve AKP'yi yok etmek mi yoksa bundan sonra, onlardan sonra gelecek hükümetleri de koordine edecek o yukarıdaki devlet ya da derin devlet, derinleşmiş devlet sistemini yok etmek mi? Buna karşı mücadele vereceğiz. Buradan nereye gelmek istiyorum? İşte ben kişi olarak işte Meral Akşener'in ya da diğer sağdaki partilerin önemli bulduğum neler söylediklerinden ilgili önemli bulduğum bölümleri alır, onları gereğinde eleştirir, gereğinde yazarım. Ama onların söylediklerini uzun uzun haber olarak yayınlamam. Önemli bir şey söylediyse onu haber olarak yayınlarım ama onların Türkiye'de altılı masa olarak kurtarıcı bir noktaya geldiğini ön plana alıp diğer mücadeleleri onlardan biraz daha az ya da onlardan eşit derecede vermem. Üçüncü mücadele dediğimiz o işte HDP'nin diğer sol partilerin verdiği mücadele benim ön planda almam gereken mücadele olur diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum olaya. Ben Türkiye'de önce barış diye inattan söyleyen bir insanım. Çünkü barış olmadan, barış masası kurulmadan ve orada bir adım atılmadan hangi hükümeti getirirseniz getirin hiçbir işe yaramayacağına inanıyorum. Bir kere ekonominin düzelmeyeceğine inanıyorum. Çünkü barış yerine savaşa harcanan paranın Türkiye ekonomisini 40 yıldır çok ciddi bir şekilde etkilediğini ve bozduğunu iddia ediyorum. Yani o işte Türkiye içindeki iç savaşa harcanan para Suriye'ydi, Irak'tı, sonra işte öbür ülkelerdi falan filan orada harcanan paranın akıl almaz bir şey olduğunu inanıyorum. Ve keşke diyorum ki yani şu anda herkesin çok övündüğü SİHA'lar, İHA'lar yerine çok daha önemli dünyada ses getirecek bir şey bulaydık. Ya bulaydık diyorum yani SİHA'lar bizim bulduğumuz bir şey değil sonuçta. Ya da İHA'lar insansız hava aracı yani bulunmuş. Burada da fabrikası kurulmuş ama Türkiye bununla övünüp devam ediyor. Öldüren araç yapmakla övünen bir televizyonlarda çıkan basın var. Tabii bunu Artı TV Artı Gerçek adına söylemiyorum. Onu yanlış anlamayın. Laf lafı açınca oraya doğru gittim.
Ama ben televizyon programlarında onların görüşlerini yansıtması üzerine bir program yapmanın demokrasiye bir adım olduğuna inanmıyorum. Çünkü o altılı gruptan bilhassa beşinin aynı AKP gibi, aynı Erdoğan gibi o derinleştirilmiş devletin dediklerini ileride iktidara geldiklerinde yapabileceklerinden eminim. Çünkü bunun örneklerini yaşadık biz. Bunun örneğini Meral Akşener'le yaşadık, bunun örneğini Temel Karamollaoğlu'yla yaşadık, bunun örneğini Demokrat Parti'nin eski başkanı Mehmet Ağar'la yaşadık, Demokrat Parti'nin eski başkanı Süleyman Soylu'yla yaşadık. Ve biz şimdi o partilerin görüşlerini televizyonlarda propagandalarını yapsınlar diye çıkartıyoruz. Bu karşı çıktığım bir şeydir. Yani ben esasında bu kadar liberal görüşlerle demokrasi mücadelesi verilmesine karşı çıktım. Tabii arkasından Fehmi Koru yazıları gelmeye başladı her gün. Çok açık söyleyeyim, Fehmi Koru alınırsa alınsın çok da umurumda değil. Ama ben demokrasi mücadelesini Fehmi Koru'yla aynı gazetede yapmak istemiyorum. Onun istediklerinden benim istediklerim apayrı şeyler olduğunu, o yüzden benim kurucusu olduğum bir yerde onun propagandasının yapılmasına taraftar değilim, karşı çıkıyorum. Onun için buna da bir süre kendim adına müsaade ettim ve şey yaptım ama 7 Haziran sonrası neler yaşandığını ve o dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun sonradan birden demokratlaşıp parti kurup ondan sonra benim çalıştığım yerde onun propagandaları, onun işte partidaşlarının görüşlerini almayı, hayır onlara haber yaparım. Gazeteciyim, haber yaparım. Ya da şöyle söyleyeyim, onlarla söyleşi yapmaz mıyım, yaparım gazeteci olarak yaparım ama onları sıkıştırmak adına, onları yaptıkları hataları yüzlerine vurmak adına ve onları öz eleştiri iteleyerek yaparım. Onlar yokmuş gibi. Ben demokrasi mücadelesi verdiğime inanmam. Onlarla sanki bir dönem için geçici olarak da birlik olmak gibi bir tavırla gazetecilik yapmam. Biraz karışık bir cümle oldu ama zorlanıyorum. Yani bu dünya görüşü çok yaygın bir şey esasında ama ben taraftar değilim. O yüzden zaten bir müddet önce, 2 yıl önce kendi sistemi kurmuş, kendim daha özgür hareket etmek zorunda kaldım. Hissetmiştim kendimi. Ama tabii sonuçta orada yaptıklarım da bir kurumda çalıştığım için o kurumu bağlıyor. Sonra 2021'de bir sitede açmıştım. Daha doğrusu ben bu siteyi 2008'de açtım. 2008'in 1 Ocağı'nda yazılarımı yayınlamaya başladım Paris'te ilticayken. Çok özgürdüm. Bir tek kendime karşı sorumluluğum vardı. Zaten Türkiye'ye gitmiyordum. Bunu 2016'ya kadar devam ettirdim. Belli aralıklarla. O dönemde yazdığım yazılardan da kitaplar, her yıl yazılarımı topladığım kitapları yayınladım Türkiye'ye döndüğümde 2009'da. Döndüğüm derken burada sürekli oturum aldım Fransa'da ve gidip geliyordum ama Türkiye'ye gidip gelebiliyordum. 2016'ya kadar bunu bir şekilde devam ettim yazılarımı. Tabii artı gerçekten başlayınca onlara ara verdim. Program yapıp hiç alışık olmadığımız bir şey televizyonculuk tabii. Hem program yapıp ki ilk bir sene haftada 2 gün 1,5 saat ara vermeden yapıldı benim programlar. Ne yaparsanız yapın 1,5 saat ara vermeden program yaptığınızda zorlanıyorsunuz. Yani bir 10-15 dakika ara verip kendi kafanızı toparlamak, başka bir şeyle ilgilenmek ya da atladığınız konu varsa onları konuşmanız, yeni sorular eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde yaptım bunu. O yüzden kendi kanalıma, yani yazı kanalıma ara vermiştim. Evet, şimdi iş bir noktaya geldi ve ben bu kadar liberal bir sistem içerisinde olamayacağımı anladım. Bunda beraber çalıştığım arkadaşlar kendi açılarından haklı olabilirler. Çünkü bu sistem ilk defa bizden başlamadı. Bu sistem uzun zamandır yapılıyor. Buna benzer solumsu gazeteler çıktı, buna benzer çalışmalar, ittifaklar kurulmaya çalışıldı falan ama bunun bir getirisi yok. Çünkü o zaman tam kendi söylemek istediğinizi söyleyemiyorsun. Çünkü beraber çalıştığınız ya da çalıştığınızı zannettiğiniz insanlar var. Evet, bu nedenlerden dolayı. Tabii bu radikalliğimin meyvelerini görmedim mi? Gördüm tabii. Benden programa çıkmak istemeyen insan sayısı diğerlerine göre daha kalabalık oldu. Çünkü çıktıkları zaman neler sorabileceğim, yani efendim siz parti olarak neler yapıyorsunuz, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz yerine daha önce geçmişte neden böyle yaptınız ve bundan bir sorumluluk hissediyor musunuz, bunun bir özel işlesini verecek misiniz diye sorular soracağımı biliyorlardı. O yüzden bu partiler ya da kişilerin bazıları benimden program yapmak istemedim. O zaman ben kendi özgür irademle her şeyi yapabilmeli ve bu sorumluluğu kendim almam
almalıydım. Yani madem öyle bu çoğunluk Türkiye'yi de düşünerek Almanya'da bir gazete ve televizyon yapmak istiyorsa ben orada olmamalıydım. Bu yüzden bu kararı verdim. Kendimce doğru bir karar verdiğime inanıyorum. İşte o yüzden tekrar yazı sistemi kurdum. Yazıları oradan yazacağım. Gene aynı günler yazacağım. Salı ve Cuma. Arada çok önemli şeyler olursa analizler yapacağım. Yazı olarak kısa ya da uzun o konu başlığına bağlı bir olay. Evet, herkese ayrı ayrı telefonda ya da WhatsApp'ta ya da şurada burada anlatmaktansa Artı TV ve Artı Gerçek'ten ve Artı Gerçek TV'den hepsi birbirine karıştı. Ayrıldığımı anlatma gereği duydum. Umarım yani belki onlar haklı çıkarlar, bilemiyorum. Ben zaten siyasetimi ve yayıncılığımı, yazılarımı şu amaçtan yapmıyorum. Erdoğan gidecek, AKP iktidardan düşecek, MHP ile beraber ben Türkiye'ye gideceğim ve Ferah içerisinde çalışmaya başlayacağım. Oraya bir parça da olsa demokrasi gelecek falan filan. Bunlara inanmıyorum. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber başlayan tepedeki asker ağırlıklı ağırlık kalkmadığı müddetçe, işte o sistem yerle bir edilmediği müddetçe kimi getirirseniz getirin. Bu sistem içerisinde HDP tek başına 400 milletvekili çıkartsa o baştaki oligarşi olduğu müddetçe hiçbir şey değişmeyeceğine inanıyorum. O yüzden böyle düşünenlerin de yanlış düşündüğünü inanıyorum. Bunun örneklerini gördük daha önceki seçimlerde nasıl birdenbire CHP'nin geleceğini, her şeyi alt üst edeceğini inananlar oldu. Bu 12 Eylül sonrası da oldu esasında. 12 Eylül sonrası yurt dışına çıkan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu 2-3 yıl sonra Türkiye'ye dönüp devrime devam edeceklerine inandılar. 15 Temmuz sonrası da oldu. 15 Temmuz sonrası Berlin'deki ilk yaptığımız akademisyenler, gazeteciler ve siyasetçilerle toplantıda deneyimli bir ilticacı olarak ki 71'de ilk yurt dışına çıktım ben. 12 Mart darbesiyle çıktım. Çok küçük yaşımda, 13 yaşında bir deneyimli birisi olarak dedim ki bir iki yıl sonra bu akademisyenler falan filan gazeteci arkadaşlar geriye döneceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O kadar basit bir şey değil. Tabii şey için de bu çok önemli. Sadece AKP iktidarı değil, diğer derin devlet, işte Ergenekon ya da işte Avrasya, NATO'cuların yaptığı yanlışlarla uğraşan, onu kurcalayan arkadaşlar da kolay kolay bence bu iktidar sonrası da öyle dönemeyecekler ya da hemen dönmemelerini tavsiye ederim. Yani Türkiye'ye AKP sonrası pırt dalarak bir demokrasi gelmeyecek. Dediğim gibi 6 partiden 5'i, öbür yani 5,5'u diyeyim CHP çünkü bir değişime doğru gidiyor. Tabii bu 5 partiyle birlikte hareket etmek zorunda kalınca o değişime de bir an önce gitmek zorlaşıyor. O da ayrı mesele ama aynı sistemden her an çalışabilecek bir 5,5'lu masa var ortada. O yüzden Türkiye'nin çok ciddi bir dönem geçirmesi gerekiyor. Çünkü bir de bürokrasi var karşımızda. O bürokrasinin hemen hemen hepsini değiştiremeyeceğinize göre bir nesil dediğimiz 25 yıllık bir sistemde o insanların yavaş yavaş eritilmesi gerekiyor. Bu ciddi bir sorun. Hem askeriyede hem emniyette bu çok önemli. Tabii diğer Milli Eğitim Bakanlığı'nda da çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nda da çok önemli. Ama iki güç de daha da önemli. Bunun için de denildiği gibi bir nesil değişmesi, geçmesi gerekiyor. O kadar kolay şeyler değil. Evet, bundan sonra kendi kanalımı zaten biliyorsunuz.